Hazır mısın Bolu? Vakit tamam. İşte birliğimizin, beraberliğimizin teminatı. İşte Bolu sevdalısı. İşte Türkiye sevdalısı lider. Milletimizin hizmetkarı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisince Bolu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Bizimkisi bir aşk hikayesi, siyah beyaz film gibi biraz, ateşle su dikenle gül gibi, bizimkisi alev gibi biraz, alev. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce mitinginin ardından havayoluyla geldiği Bolu'da helikopteriyle Atatürk Stadyumu'na indi. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve partililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumdan seçim otobüsüyle miting alanına hareket etti ve vatandaşları selamladı. Adına hak dediler kaptanına Erdoğan. İşte özlenen, işte beklenen milletimizin hizmetkarı geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına sizleri yürekten selamlıyorum Bolu diyerek başladı. Bolu, dünyanın tabiat harikası Bolu. Eli lezzetli, dili lezzetli Bolu. Sizleri yürekten selamlıyorum Bolu. Evet, bir senelik hasretin ardından bizi tekrar kavuşturan Rabbime hamdolsun. Şurada uçsuz bucaksız Bolulu kardeşlerimi görünce 31 Mart için Bolu kararını Allah'ın izniyle verdi diyorum. Erdoğan 17 yılda Bolu'ya 12 katrilyon yatırım yapıldığını anlattı. 17 yılda Bolu'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 12 katrilyon yatırım yaptık Bolu'ya. Bolu kapalı olimpik yüzme havuzunun, sporcu kamp eğitim merkezinin ve sporcu inşallah yetiştirme merkezinin inşası devam ediyor. Bolu Spor pek çok başarıya imza atmış. Şehrimizi gururla temsil etmiş. Bolu'nun markası bir takım. Geçmişte Süper Lig'de de yer almış olan bir takım. İnşallah Bolu Spor'un stadyum başta olmak üzere ihtiyaçlarının farkındayız. İnşallah bu ihtiyaçlarla ilgili önümüzdeki dönemde belediyemizle işbirliği halinde elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bolu dağıyla, gölleriyle, yeşiliyle, insanı kendine hayran bırakan güzellikleriyle gerçekten muhteşem bir şehrimiz. Şimdi Bolu'nun güzelliğine yeni bir taç daha ekliyoruz. Alpagut'ta 90 bin metrekarelik bir alanda millet bahçesi yapmak için adımlarımızı attık. Yakında inşaatına başlıyoruz. İhsaniye mahallemizdeki stadyumu millet bahçesine dönüştürüyoruz. Köroğlu millet bahçesini hizmetinize sunacağız. Kütüphane, okuma salonları ve daha birçok hizmetin olduğu Akşemseddin Millet Kıraathanesini açacağız. Bolu turizmini daha da güçlendirmekte kararlıyız. Bu amaçla Aras'ta Antik Hisartepe, Tarihi Bolu Adası ve Tarihi Meydan'dan oluşan dört bölgeyi birleştirerek Bolu Tarihi Turizm Bölgesi'ni kuracağız. Sağlıkta Mudurna Hastanemizin yapımı, Bolu'ya yapacağımız 9 sağlık tesisimizin de plan, proje ve ihalesi devam ediyor. Bolu'ya değerli kardeşlerim, şehir hastanesi standartlarında 400 yataklı bir genel hastane, bir de 250 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yapıyoruz. Mudurnu, Dokurcun ayrımı, Göynük yolu ve Göynük çevre yolunu, Bolu-Seben ayrımı, Kıbrısçık yolunu
Bu sene hizmete açıyoruz. Çatakören Köprüsü ile Çaydurt ve Çatakören Köprüsü bağlantı yollarını, Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı arasındaki çalışmaları bu yıl onları da tamamlıyoruz. Bolu Güney Çevre Yolu, Bolu Mudurnu Yolu, Nallıhan Mudurnu ayrımı, Seben Bolu Kıbrısçık ayrımı seneye o da bitiyor. Nallıhan Taşkesi Yolu ve Nallıhan Dokurcun yolundaki çalışmaları ve Kızılcahamam Gerede yolundaki çalışmaları da seneye tamamlıyoruz. 155 bin dekar araziyi sulayacak Tekke Barajı'nın inşaatı devam ediyor Bay Kemal. Onu da öğrenmek isteyebilirsin, bir gel gez buraları. İnşallah bu yıl içinde bu barajı hizmete alıyoruz. Bolu Şehir Merkezi'nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Gölköy Barajı'ndan terfi hattı inşa ederek şehrimize menba kalitesinde içme suyu vermeye başladık. Yöresel lezzetleri ön plana çıkaracak olan gastronomi merkezi yapacağız. Bolu metrobüs hattı ile Bolulu kardeşlerimize uygun fiyatlı, emniyetli ve konforlu bir kent içi ulaşım imkanı sağlayacağız. Şehrimizin gelecekte ulaşım sorunu yaşamaması için D100'de sanayi kavşağı ile göl yüzü kavşağına battı çıktılar yapacağız. Modern mimariye sahip Bolu Kültür Merkezi'ni inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda pazar akşamı müjdeler beklediğini ifade etti. Bolu her şeyin en iyisine, en kalitelisine, en güzeline layıktır. Biz de Bolu'ya belediye başkanı olarak vizyoner, dürüst, mütevazi, gerçekten çok çalışkan bir dava arkadaşımı aday gösterdik. Fatih Metin kardeşim, Bolu milletvekilliğinin yanı sıra Ankara'da bakan yardımcısı sıfatıyla da çok ciddi tecrübeler edindi. Hemen Ankara'yı, hem başkent bürokrasisini, hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işleyişini bizzat yaşayarak öğrendi. Sizlerin bir evladı olarak inşallah yine sizlerin desteğiyle 31 Mart'tan sonra bu birikimini Bolu'nun hizmetine sunacak. Fatih kardeşimin Bolu'yu daha da ileriye taşıyacak, Bolu'daki hizmet sancağını daha yüceltecek birbirinden değerli projeleri bulunuyor. İnşallah bunları el birliği içinde hayata geçireceğiz. Fakat burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi kanadının biri kırık olan kuş uçmaz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığından gelen bir kardeşinizim. Belediye hizmetlerinin nasıl olduğunu, nasıl kısa sürede mesafe alındığını yakinen biliyorum. Yerel yönetim ile hükümetin aynı ufka bakması, aynı hedefe koşması çok önemli. Sevgili gençler, maalesef bu uyum, bu ahenk olmadığı zaman hükümet olarak attığınız adımlarda yarı kalır. Ayrıca yerel yönetimde hükümetle eğer dayanışma içinde olmayan bir yerel yönetim olursa onun da yapacağı pek bir şey olmaz. Bolu'daki projelerimizin kesintiye uğramasına izin vermemeliyiz. Bunun için sizlerden belediye başkan adaylarımıza sahip çıkmanızı istiyorum. Sizlerden 31 Mart'ta sandıkta bir kez daha destan yazmanızı bekliyorum. Bolulu kardeşlerimin bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Bunun için sizlerden son bir kez şöyle bir söz almayı istiyorum. Hazır mıyız? 31 Mart'ta şehrimize sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta memleket işi, gönül işi diyor muyuz? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? 31 Mart'ta hizmet siyasetine devam diyor muyuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting sonrasında Bolu ilçe ve belde belediye başkan adayları ile birlikte vatandaşlara 5 torba içerisinde çay dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin ardından Bolu Belediyesi'ni ziyaret etti. Sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan.